Efendim, size şöyle alayım. Biz de hoş geldin diyelim. Tabii, buyurun. Tabii ki. Öpenle, gebertirim. Hayır, dışarıda öptüler. Dışarıda öptüler. Burada öpüyoruz. Şöyle alayım sizi. Ben alayım. Şöyle alayım. Yılmaz'ım, sizi de şöyle alayım. Öyle mi? Ya, kibar adamın hali başkadır. Bak hemen bayan gence nasıl ayağa kalkıyor. Abisinden öğren. Değil mi o? Benim yaşladığıma göre. Şimdi ayrıca sizi yaşlı olarak görmüyoruz. Yani ne zaman yaşlanacaksınız diye bekliyoruz. Necdet abi hiçbir zaman yaşlanmaz zaten. Böyle bir zaten. Şey yok. Evet. Türk tiyatrosu. Yani öyle siz kendi şeyinizi şey alıyorsunuz ama öyle yaşlı maçlı gibi de durmuyorsunuz hiç. Az önce çivi gibi gelip durdunuz vallahi. Çako şey askerler vardır ya böyle. Komando askerleri. İşte onlar göstermelik. Demet. Çabuk gel kızım, çabuk. Nazlı nazlı inme. Tintin bile, tintine bacı. Biz seni gibi dinozorus değiliz tabi böyle ilerleyin. İbu abi be. Söyle canım. Bu yıl hasat iyi olmadı. Ben ot buldum bahçeden. Bir de yine bana ot düşer. Değil vereceğim. Mi kızım? Ayıp olur mu ya? Yok, sonra evde onu dikerler. Yok. Üstüne biber ekerler. Bunlar özel çiçekler bunlar, öyle deme. Küçük karanfil. Yüz görümlülüğü veriyorsun açıyor. Nasıl oluyor? Yüz görümlülük veriyorsun açıyor Necdet abi. Ben şunları merak ettim. O şey mi? Ot. Be kula. Gerçi. İpinden birlikte mi veriyorsun çok çocuğu? Lan iplikle gidiyor. Çocukluğunu yaşayamayanlar ip atlasın diyor. Doğru ya, bağlamışım bir. Alasın, al. Sana iki tane geldi. Gözün doysun. Hadi bay bay. Reklamlar. Reklam. Demek şimdi esas dertlerimizi, kederimizi, kederlerimizi babanın tiyatrosuna gittiğimiz zaman unutuyoruz ancak. Bazen de bir romantik şeyler yapıyorsun Necdet Baba. Bizleri alıyor. Yani orada durup dururken gözüm doluyor hemen evet. O anda. Nasıl oluyor? Yani bir kişinin hayatı boyunca hep gülmesi, neşeli olması mantıken de olmuyor. 15 sene ben oynadığım bir oyunda espri yolda taksiyle giderken şoför anlatıyor bana hep. O zaman senin üzüldüğüm dediğin şey oyunun finalinde bu şiiri söylüyorum. Bir gün gelecek, tiyatronun zilleri susacak, ışıkları sönecek ve tiyatro perdesi bir daha üstüme açılmamacasına kapanacak. Üzülmeyin. Söz veriyorum sizlere. Bütün dertlerinizi ben götüreceğim. Kahkahalar sizlerle kalacak. Final yapalım. Benim başbakan olduğum hükümette İbrahim Tatlıses Kültür Bakanı olur. Wow. Bize de bir şeyler ama. Bize de. Evet. Bize de bir şeyler verin hükümetimizde. Kültür Bakanlığı müsteşarları. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Canla başla çalışacağımıza söz Şimdi, veriyoruz. Şimdi oyunun ismi biraz uzundu. Daha ziyade yani vatandaşlığın, başbakanlığın şartlarından bir tanesi. Necdet Uygur Başbakan, vatandaş şampiyon. Aa, en güzeli bu. Ve bir de afişin başında şöyle bir şey var. Hisseli politikacılar kumpanyası sunar. Ben de kaşınıyorum değil mi? Peki ben bir şey anlatmak istiyorum. Tabii. Çok hoşuma gitti. Demin içeride bir takvimde bir yerde okudum. Çok ama hoşuma gitti. Efendim Kültür Bakanlığı Anadolu'da müzik kültürünü arttırmak için opera göndermiş Sivere'ye. Opera gelmiş ve kaymakam belediye başkanı hazırlıklarını yapmışlar meydanda. Ve köylerden de herkesi mecbur tutmuşlar. Herkes gelecek. Operaya gelecek. Şimdi opera başlamış bir saat, bir salonu buçuk saat. Salonu merak ediyorum, Söğrek'teki salonu. Dışarıda, açık havada. Dışarıda açık hava. Efendim bir saat, bir buçuk saat bilmem ne kalkan oluyormuş. Oradan şeyde görevliler otur diyormuş ve 4,5 saat devam etmiş. Ve bitmiş. Ertesi günü TRT1... İntibalarını alacak vatandaşların. Bakkala uzatmış. Demiş ki, dayı dün akşam opera gittim mi? Vallahi gittim demiş. Nasıl buldun?
Vallahi siverek siverek böyle olanı böyle felaket görmedi. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Şikayet olan var mı bakayım? Gel yavrum. Var efendim. Ben şikayetçiyim. Şöyle buyurun. Böyle mi? Hı. Peki, teşekkür ederim. Şöyle sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız hoş efendim? Geldiniz. Sana ne, doktor musun? Ben sorabilirim. Sen sorama. Peki efendim. Bir kahve, çay bir şey alır mısınız? Bir Nescafe gibi bir şey alayım. Evet. Nescafe. Sen bayağı çayı buldun da Nescafe istiyorum. Evvela usulen isminizi alayım. Garibim. Evet. Garibim. Herkes garip bu zamanda. Sen garipin de. Yanlış anladınız efendim. Benim ismim Garibim. Evet. Adım Garibim. Bugün de hep şeyden geliyor bak. Ada bak. Adım Garibim. Evet. Esa mı diyorum? Esa. İyi affedersin dur. Bu süren şunu ben vuruyorum da öyle sonra yazarız onu. Peki efendim. Şimdi soy ismin? Vah vah. Ne dedik? Vah vah. Oğlum kendisi evet. Oğlum bela mı geldiniz? Haberli mi geliyorsunuz? Hayır efendim. Demin bir tane geldi. O neydi? Neydi ismi onun? Of of. Seninki vah vah. Evet. Bir tane daha tanıyorum ben. Abdurrahman ah ah. Fakat ensantaran. Güzel. Bu böyle doğuştan herhalde. Evet efendim. Efendim buyurun burası evinizdir. Olduğu gibi dertlerinizi anlatabilirsiniz. Ben şikayetçiyim efendim. Karakolunuzun 100 metre yakınındaki bir restoranta gittim. Tamam gideyim onu dur şimdi. Alo. Ulan tutturama. Ulan o demindi be Allah cezanı bilmez. Ulan o demindi be. Restoranda bir çay... Bu restoran... Önce bir çay içtim. Anda. Arkasından da şöyle güzel bir karnımı doyurmak için bir çorba içeyim dedim. Afiyet olsun. Çorbayı içtim ama maalesef içemedim. Çünkü çorbanın içinden iplik çorabı çıktı. Yani çorba içtiğimiz içinden iplik çorap çıktı. Evet efendim. Bunu şikayet ediyorsun. Tabii çok şikayetçiyim. Böyle bir şey olamaz. Ulan vicdansız. Kola içiyor, açıyor kapağını, içinden buzdolabı çıkıyor, seviniyor, köpek atıyor. İçinden tamofil çıkıyor, köpek atıyor. Ulan vicdansız, adam ikramiyeli çorba yapmış, ne istiyor? Fakir adam, gücü o kadar yetiyor ancak. İplik çorap koymuş, bakarsın işi büyütür, yün çorap koyar. Yapma peki benim şimdi yapma. Ne yapmam gerekiyor? Efendim? Benim şimdi ne yapmam gerekiyor komiser bey? Bir hafta müddette günde 3 öğün çorba içersin. Çorabın öteki tekini bulur, ayağına girsin. Ben seni tanıdım. Nereden? Hadi yabancı değilsin sen. Buradan bana parasını ay başına verin. 5 kilo domates, 4 kilo soğan. Komiserim şimdi bunlar nereden çıktı? Gibi, hadi ya sen benim gözümü ben gördüm satıyorum. Ne satıyorum ben? Bahçıvan lan bağırıyorsun sen. Allah Allah. Vallahi ay başına. Sizi şöyle alayım. Karanfil var. Kusper abi benim dedim. Uygur baba var. İfademi. Ben de ifade vereyim be. Çok netliyim çok. Havaya gireyim şöyle bir sana ifade vereyim. Bak havaya girdin. İfade alacağım. İfadesini al bakayım. Ay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim? Hoş bulduk, hoş. Ne lan öyle köpeğe hoş der gibi? Estağfurullah. Hoş bulduk. Hayır bıyığını görünce öyle ha, şey ettirdim be. İsmin ne senin? Ulan dertli mertli deme. Karanfil. Karanfil nasıl karanfil? Güzel karanfil, mor karanfil, dertli karanfil. Bizde çok var öyle dertli, fuzuli, ebruli, dolu. Şu adam beni hep aç bırakır. Abi memleket neresi? Urfa. Oha. Niye Urfa dedim oha dedi. Sen nerede çalışıyorsun yavrum? Burada çalışıyorum abi. Ne iş yapıyorsun burada? Ayak işi. Ulan karanfil satıyorsun üzerinde karanfil yok. Getiriyorum öyle bir şeyler. Neyi varmış tabi. Çiçek getirdik ya az önce gözün duysun. Sen sesin var mı senin? Var güzeldir. Bir oyun havası söyle bakayım. Oyun havası söyleyeyim. Evet, bir oyun havası, beraber oynayalım. Bir oyun havası, roman havası falan olsun. Oynayacağız yani. Beraber. Hadi, direkt.
komiseri nasıl oynatırsın? Siz zaten oynatmışsın be komiserimi. Aferin sana, helal olsun sana. Evet, şimdi... Efendim? Şimdi... Kameralarımız burada, kameralarımız burada. Ve... Şimdi ne yapacağım? Şimdi, öyle mi? Şimdi reklamlar. Derdim var ki içerine. Dang 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 dang. Dang dang. Bir akıllı adam gelmiyor ya. Dang dang dang. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi burada görmek şereftir. Teşekkür ederim efendim. Buyurun. Sağ ol. Hoş benim abi. Bir istidam var efendim. Evet. İstidam var efendim. O istida değil. Dilekçe diyeceğim. İstida efendim. Oturabilir miyim? Buyurun oturun. Oturduk. İstida efendim. Yeni kanun çıktı. Yeni kanuna göre o dilekçe olacak. Ya istida. Yavrum gel benimle inat etme. Elini ayağını öpeyim. Estağfurullah. Burada hocam. Benim dediğim kanundur. Dilekçe diyeceğim. Ben derdimi anlatmaya geldim. İstida. Gel halk geçmesin. Yarısını sen, yarısını ben söyleyeyim. Sen isti de. Nasıl yani? İsti. Gerisi? Gerisini ben diyeyim. Peki isti. Çedilek. Heh. Çedilek. Heh, tamam. Evet. Efendim. Benim için şeref oldu. Bir şey arzu eder misiniz? Bir şey içer misiniz? Efendim ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda... Ne diyor? Bir daha buradan al. Bir daha. Enstrümanist. Ayağa kalkmıyorsun zaten. Otur daha iyi. Rahat, rahat. Evet. Efendim ben Cumhurbaşkanı... Ayağını indir. Sonra koyayım. Laberlik istemiyorum. Tabii efendim. Efendim ben Cumhurbaşkanlığı orkestrasında, senfoni orkestrasında... Evet. Neydi gene onu? Enstrümanist. Enstrümanist. Hiç enstrüman çalmadığım için. Evet, yeniden alıyoruz. Evet, evet. Löberlik istemiyorum. Elini oynat, oraya koyma. Burası resmi yer. Anladın mı? Peki efendim. Ona böyle. Şimdi efendim ben Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nda... Evet. Neydi ya? Oraya yazalım. Buraya yaz getir. Buraya yaz getir. Dur. Git. Büyük yaz. Es, romanist. Ay, gözümden yaş geldi. Değerlilik yok, elini indir oradan. Pardon efendim. Bu gördüğün yer bahırbaş. Yok lan, demirbaş ya, pardon. Demirbaş efendim. Şimdi efendim ben kendimi tanıtayım. Böyle hareketler diye etme. Buyurun tanıt. Efendim ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda enstrümantistim efendim. Efendim. Efendim affedersiniz. Çok güzel. Affedersiniz, özür dilerim. Kusura bakmayın. Bu Cumhurbaşkanı orada mısınız? Evet, oradayım. Abi efendim. Büyük adam bu. Hey yavrum hey. Rahat et abi, ayağını masaya koy. Demek oradasınız. Bu Cumhurbaşkanı astrifistirin. Bu astrifistirin dedin. Astrifistirin. Biz karakol olarak birçok şeyleri biliriz de onu bilmeyiz. Bu açıklasanız bu astrifistirin dediğiniz. Efendim, enstrümanstrist. Evet. Ben de karıştırdım. Yani enstrümanstrist demek. Evet. Ben yani nasıl bir şey bu yani dedin? Efendim, bu aletim var benim, böyle bir şey. Ne dedin? Böyle efendim, böyle. Ne kadar bir daha göster bakayım. Na. Yalancının anası ölsün bu lan. Deme be oğlum. Benim aletim bu kadar. Büyük adam abi. Estrebistirin. Evet. Allah Allah. Enstrümantım bu kadar. Peki abi yani. Hatta bu iki, ya, ikiden ikiye bölünür yani. İki kısımdan olur. İki parça. İki parça efendim. Oğlum nasıl kullanıyorsun bunu iki parça? Efendim onu kullanması gerekildiği zaman, evet. Kullanacağım zaman onun ikisini getiriyorum birbirine vidalıyorum, 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 üflüyorum.
Ulan parça parça demek ha. Paranın gözü kör olsun be. Ulan bir ikramiye çıksın emekli maaşına. Alırım 150 tane parça. Karın sıkıldım, ekle at gitsin, ekle at gitsin. Efendim bunun başka hünerleri de var. Ne gibi? Bu 6 delikten oluşur. Kaç delik? 6 delik. Ulan aracöz müsün, nesin oğlum? 5 delik üstte, 1 delik altta. Alttaki deliğe parmağımı taktığım zaman üfler. Sesli mi lan? Sesli efendim. Ey büyük Allah'ım ne güzel şey be. Ne der? Medeniyete bakın ne kadar ilerlemiş. Neler komiserim. Neler çıkıyor? Yalnız başından bir felaket geçti. Abi elin ayağına bir kaza mı geçti? Elin maalesef ayağına... bir Allah kaza geçti. Sen büyük adamsın abi. Ne demek iki parça he he yavrum he. Şimdi Cumhurbaşkanlığı biliyorsunuz. Evet. Çankaya Köşkü'nden çıktım. Evet. Bizim hemen onun karşısında prova yerimiz var. Yani şeye geç yani bağıştık orada. Tabii tabii tabii. Provaya gidiyorum. Elimde aletim gidiyorum. Karşıdan karşıya geçeceğim. Elimde aletim. Estrumink elinize. Evet. O bir dersiniz bir şey soracağım. Hep elinizde mi geziyorsunuz? Tabii efendim aletim elimde. Derler ya yeğidin malı meydandadır diye. Helal olsun sana be. Yalnız. Allah helal olsun sana be. Tam ben yolun yarısındayken. Karşıdan bir kamyon geldi. Bir kamyon geldi, kamyonu geçeyim derken kamyonu geçemedim, kamyon bana çarptı. Aletim yere düştü, kamyon tekeri... Size ne oldu? Kusura bakma, kendi malım gibi zannettim ya. Ve aletime bastı ya, efendim. Otur Allah'ın seversi, otur. Oturdum. Yani alet kırıldı mı? Kırıldı efendim. Geçmiş olsun. Canım yok. Üzme kendini, yenisini alırsın. Üzme kendini. Yani sonra aklınız başınıza geldi, onu emniyete aldınız, değil mi? Ben, benim gibi adam, çıplak elime almış dolaşıyorum. Bir daha nah dolaşırım böyle. Ne yaptım biliyor musunuz? Amanda yangın mı çıktı? Hayır efendim, hayır. Bir tane güzel gittim marangoza. He. Dedim ki buna bir kap yap. Kutu. Marangoz baktı böyle. Ey be yavrum dedi. Buna ne kap yaparım ben? Onu kutuya yaptırdım. Şimdi kutuyla dolaşıyoruz. En güzelini yapmışsın. En güzelini yapmışsın. Malın kıymetini mi korsun onu muhafızanı? Nereye? Kutuyu emanete mi bıraktın? Hayır. Kutu burada. Nerede? Üstünde oturuyorsun. Allah belanı vermesin lan. Kaçın lan. Yeter işte. Ben bir sana kaldım. Buyurun. Üç katımlık okuyun bitiriyorum. Efendim bu bir... hiciv, desise, gıdık, gülme. Ama sevgili kardeşim İbrahim'in de başta söylediği gibi... Yani Reşat abi sen hep oyunların bir yerinde bir şeyler söylüyorsun. Biraz acıklı oluyor falan. Bu biraz acıklı ama bu gerçek. Bu gerçek. Polis nedir? Ben mezun olduğum zaman mezun olan arkadaşlar geliyor onlara bunu diyor. Mazun. Mazun, mazun. Mazunmuş. Mezun, mezun. Aa, kurtağında mezun. Mezun. Şimdi mezun olunca ben onlara, arkadaşlarıma, gençler bunu söylüyorum. Polis nedir? Polis, sen bayram pazar bilemezsin. Hasta olsan yatamazsın. Çocuğun doğsa göremezsin. Anan ölse gömemezsin. Böyle bir meslek ki yavrum, sen ecelinle bile ölemezsin. Bravo. Teşekkür ederim.